İşte Ramos gelsin, Talisca gelsin. Transfer ihtiyacı var ama yani. Ya Aykut'un takımları futbolu böyle kağıt üzerinde, oyuncu değerleri üzerinden, o Transfermarkt sitesindeki yüksek sıfırlı değerler üzerinden ölçemeyiz yani. Onun sahaya yansımaları farklı oluyor. %100. Ya şunu net olarak söylerim. Galatasaray bir ay sonra oynasa Molde ile iki maçta da rahat bir şekilde yener eler. Ancak şu anki durumda o kadar kolay görmüyorum ben bu turu. Yani kamuoyunda da şöyle bir bence yanılgı var. Bir tur önce Molde'nin Klasvik'le oynadığı maçlar bizi biraz yanıltıyor. İşte deniyor ki Faroe Adaları takımına karşı zorlanmışlar. Galatasaray yürüyerek geçer bu turu. Öyle değil. Neden öyle değil? Şimdi Molde açık söylemek gerekiyor. Yetenek skalası olarak Galatasaray'ın çok gerisinde. Bu hepimizin kabul ettiği bir gerçek. Ama ve oynama konusunda da bu yüzden çok yetenekli bir takım değil Molde. Ama oynatmamak konusunda uzmanlar. Şimdi Klasvik maçlarında oynamak zorundalardı. Çünkü karşılarındaki rakip de oynatmamak üzerine kurgulanmış bir ekipti. Yani kendi silahlarıyla vurdular. Hatta şöyle söyleyeyim. İki maçta Molde'nin topla oynama yüzdesi %60'larda. Bu asla Molde'nin oynayabileceği bir oyun değil zaten. Ama Galatasaray maçları Molde için elverişli bir ortam. Çünkü karşılarında oynatmayacaklar. En azından bunu deneyecekleri bir rakip bulacaklar. Topu Galatasaray'a verecekler. Geride kapanacaklar. Ve geçişlerle hücum arayacaklar. Bu tam onların istediği elverişli bir ortam. Ancak tabii ki burada kilit nokta şu. Galatasaray eğer rakibi kadar koşar, mücadele eder, bu maçı ciddiye alır, konsantre olursa kalite farkıyla turu alır gelir. Ama aksi bir durumda orada işte biz bu turu geçeriz, Molde'de kim tarzında bir düşünce. Tabii ki futbolcularda olmaz ama oyun içinde böyle şeyler gelişebilir. Oyuncuların her bir oyuncunun konsantrasyonu aynı olmaz. O zaman Galatasaray aynı Litvanya'da yaşadığı gibi bir sıkıntı yaşayabilir bugün Molde deplasmanında. Okan hocayla Molde hocasını hazır tutun arkadaşlar. Onları gireceğiz şimdi ama Selahattin abi şuradan topu vereyim. Mücadele gücü dedik ya, o iklimin. Abi Kopenhag maçı gözümün önünde bak, deplasmandaki maç. Ne Abdülkadir Ömür'e ne Bakasetas'a top göstermediler. Doğru dürüst oynayamadı bile Bakasetas'la Ömür. Oynatmama konusunda iyiler. Sıkıldılar, bunaldılar. Onur'un tarif ettiği gibi. Bunlar bu konuda o coğrafya çok disiplinli. Belki Galatasaray'ı bekleyen en büyük sıkıntı bu inatçı olmaları. Bak, herkesin beklentisinin aksine ben Torreira'nın olmamasını Galatasaray için avantaj olarak görüyorum. Allah Allah. Tabii. Neden öyle dedin? Çünkü Torreira olmayınca topla daha iyi ilişkisi olan bir isim koyacak yerine. Berkan başka şansı yok. Oliveira ilk 11'de atacak herhalde sahaya. Oliveira'nın olması lazım yani bu maçta. Hani ben Oliveira'nın yüksek profilli bir Şampiyonlar Ligi oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Çok sık söyledim bunu ama bu oyunlarda Oliveira tekniği, oyun görüşü, bakış açısı, bu kilidi çözebilecek adamlardan biri. Şimdi karşında oynatmamak isteyen bir takım bak, varken... Bak 11'imiz bu abi. Muhtemel 11'imiz bu Selahattin abi. Evet, Oliveira. Senin söylediğin Berkan. Mertens, Oliveira, Berkan, Boy, Nelson, Bardakçı, Angelinho, Barış, Kerem, Icardi. Artık Muslera'yı saymıyoruz zaten. Yani Berkan'ın yerine başka bir alternatifi yok ben mu kadroda? Kaan Ayhan'ın daha doğru bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hmm. Kim? Kaan Ayhan'ın o pozisyonda bu maçta. Mesela Kaan Ayhan. Ki Kaan Ayhan'ı biz defans oyuncusu olarak belli ettik neredeyse. O çocuk orta saha oyuncusu. İki sebepten dolayı bunu söylüyorum. Birincisi, şimdi rakibin uzun oyuncuları var. Kerem Demirbay olur mu? Yok, bu maç için olmaz. Biraz yumuşak kalır orada büyük ihtimalle. Yani bence olur. Kaan Ayhan şundan olmalı bence. Birincisi, rakibin uzun oyuncuları var ve duran toplar ciddi bir silah onlar için. Taçları bile bazen uzun kullanabiliyorlar stoperlerin ceza sahasına sokup. Kaan Ayhan orada ekstra bir Galatasaray'a savunma yardımı getirir. Boyu itibariyle ve hava hakimiyeti itibariyle. İkincisi, Berkan Kutlu benim beğendiğim bir oyuncu ama 6 numara pozisyonunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sebeplerinden bir tanesi şu, pozisyon bilgisi zayıf ve bir baskı oyuncusu. Yani karşısında bir rakip gördüğü zaman onda uyanan ilk refleks şu: basayım ve topu alayım rakipten. Ama bazen sizin yerinizde sabit durmanız bile yapacağınız şiddetli bir koşudan daha iyi bir savunma desteği sağlar takımınıza. Peki Selahattin abiye katılıyor musun? Şurada bir şerh koyalım mı Selahattin abiye? Torreira fiziksel oynamayı seviyor. Omuz omuza. Rakip estetik değil. Rakip de omuz omuza ve sert oynamayı seviyor. Torreira'nın olmaması bizim için bir sanki dezavantaj teşkil etmiyor mu söylediklerinizden yola çıkacak olursa? Büyük bir dezavantaj önce Galatasaray için. Orada ayrılıyorsun Selahattin. Neden onu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'ın bugün en büyük tehdidi rakibin geçiş hücumları dedik değil mi az önce? Şimdi Galatasaray'ın iyi bir hücum hattı var. Kerem, Mertens, Barış, Icardi. Doğru. İyi bir hücum hattı. Tamam. Ama bu hücum hattının en büyük sıkıntısı çok basit top kaybı yapıyorlar. Hmm. Şimdi misli topları kaybettiğiniz zaman geriden süpüremezseniz o topları direkt kontra atak olarak kalenize geri dönüyor.
Şimdi Berkan bunu yapamıyor. Ama Torreira orada bir paratoner gibi kaybedilen topları çok kısa sürede Galatasaray'a geri kazandırıyor. Şimdi Trabzonspor maçında Galatasaray'ın attığı gol direkt Torreira'nın ön alan baskısıyla geldi. Yani dolayısıyla Torreira'nın eksikliği Galatasaray için maç rakip fark etmeksizin çok büyük bir dezavantajdır her maç için. Bu maç için öyle düşünmüyorum Onur. Bu düzeyde Galatasaray, şimdi baktım kim aklıma takılmış buldum. Ben olsam bugün Olivier'e Mitchell ile başlarım. Çünkü yabancı kuralı yok sonuçta. Avrupa maçı oynuyorsun. Bak o da ilginç. Mitchell bana göre hak ettiği değeri görmeyen bir oyuncu. Belki göremeyen, belki kadro yapılanması işte kadro kimyası belki uygun değil Mitchell'i sahaya atmaya ama bence Mitchell'in maçı. Mitchell zaten o coğrafyadan bir çocuk. Yani ikili mücadelelerde en az onlar kadar ayakta kalacak bir oyuncudur. Mitchell Oliveira olur. Mitchell o Almanya'dan gelen çocuk. Kerem Demirbay. Çeren. Yani fizik olarak güçlü olan kim? Rakip. Senin güçlü olduğun alan ne? Teknik. Sen güçlü olduğun alanla çıkacaksın sahaya çünkü daha iyi bir takımsın. Yani sen rakiple fizik mücadelesine çıkmıyorsun. Fizik mücadeleyle teknik mücadelenin ön plana çıkacağı bir maçın taraf olarak sahaya çıkıyorsun. Sen güçlü olduğun tarafla eğer çıkarsan sahaya... Rakibe göre değil bildiğini mi uygula diyorsun ben abi? Ben Galatasaray'ın beklenenden kolay bir galibiyetle dönmesini bekliyorum. Ama sahada Berkan'ı değil de, ya savunma oyununu değil de... Hücum oyununu, oyun kurmayı... Eğer savunma oyunda oynayacaksan Berkan'a göre ön tarafta daha da verimli olan... Yani Kerem, Mitchell ya da... Mitchell, Kaan, Oliveira olabilir. Ben Galatasaray'ın... Mertens olmalı mı? Mertens tabii olmalı. Olmalı. Mertens sahada olmalı. Banko Mertens olmalı. Galatasaray'ın oyun aklı ya. Ya tabii Mertens kötü de olsa... Olmalı, olmalı. Mertens oyun aklı ya. Sanki evet, satranç hamlelerini Mertens yapıyor. Ya ciddi favori Galatasaray tabii ki ama ben hani biraz daha temkinli olunması tarafındayım. Çünkü ya bu maçlardan biz daha önce çok canımız yandı. Yani Galatasaray rakipten güçlü diye... Bizim canımız yandığı zaman rakip de sevinmiş oluyor. Biraz da yansın. Ne olacak canım? Olsun. Bu oyun sonuçta. Ben diyorum ki Galatasaray 3-0, 5-0 kazansın gelsin. Öyle bir gücü var. İşte var ama ben diyorum ki yani şu anda Galatasaray'ın form durumu hem rakibe göre fiziki durumundan dolayı ben biraz daha temkinli olması taraftarıyım. Yani illa... Seni de anlıyorum. 25 milyon eurodan bahsediyoruz değil mi? Ucunda 25 çok milyon euro var. Sadece 25 milyon euro değil Galatasaray'ın birçok transfer planlaması da Şampiyonlar Ligi'ne bağlı. Yani bundan sonra... Daha bundan sonra transferler olacak diyorsun. Tabii Galatasaray'ın mesela Sergio Ramos transferi ya da orta alana yapacağı transferler biraz Şampiyonlar Ligi'ne endeksli. Aslında Onur şey olsa diyorum ya, her hafta transfer haftası olsa, transfer ligi olsa mesela en iyi transfer yapan 3 puan alsa. Oynamaya gerek yok. Çünkü neredeyse futbolumuz buna evrildi. Tamamen transferleri. Taraftarlar transferle yaşıyor. Taraftar bunu istiyor direkt. Bak şimdi oyun istemiyor. Öyle enteresan bir şey ki şimdi bugün Galatasaray'ın maçı var. Mesela biz bugün sabah Futbol Plus'ta yayın yaptık. Galatasaray yayını. Şimdi maçı konuşmamız gerekiyor değil mi? Çok kritik bir maç Galatasaray evet. için. Biz maçı konuşuyoruz, yorumlar geliyor. Ya bırakın maçı, transfer konuşun. Yani böyle bir ortamdayız. Oraya evrildik. Yani bundan daha önemli bir şey var mı Galatasaray için? Bu maçtan daha önemli. Yani dünyanın şu an en iyi futbolcusunu alacak durumda bile olsa Galatasaray, bu maç daha önemli ondan. Evet. Yani biz bunu kaçırıyoruz hep. Evet. Ama işte taraftar bunu seviyor. Istiyor. Peki taraftarı buna evrilten kim oldu? Taraftar tabii kendiliğinde mi bu yok, noktaya geldi? Yok tabii ki yönetim de bunu istiyor. Yani bizim yöneticilerimiz de... Medyanın suçu yok mu? Abi olmaz olur mu? Tabii ki. Yani medya yaptı bu işi ya. Taraftarı bu hale medya getirdi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ha belki düşük ölçekte hani Avrupa liglerinde de vardır. Yani İtalya'da buna benzer şeyler oluyor. Ama biraz Portekiz'de belki ama bizimki kadar değil tabii ki. Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi senin bu dediğine yakın bir şey söyledim. Yazdım sosyal medyada hatta. Şu anda Trabzonspor'un önemli bir bölümü dedim. Galatasaray maçından çok Dinamo Zagreb AYK maçını bekliyor ki Zagreb elensin de Petkovic bize gelsin. Zannediliyor ki Petkovic geldiğinde her şey hallolacak. Öyle bir şey yok bana kalsa. Trabzonspor Petkovic'i alırsa 4. olur. Almazsa 5. olur, 6. olur. Net söylüyorum bunu yani. Bugünden görünen budur. Eğer Petkovic'le ilgili yönetimi ve teknik adamın önümüzdeki sezon projeksiyonuyla bir oyun kuralım, onun ezberini yapalım, çalışalım diyorsa tamam Petkovic de gelsin. İyi bir oyuncu, hoca istiyor. Ve fakat onun dışında taraftar öyle bir şey... Öyle bir algıya sokuluyor ki, öyle bir hale getiriliyor ki. Petkovic'i aldık, bir de işte Bekir onu da aldık mı tamamdır. İlk iki garanti. Yok öyle bir şey. Sosyal yani medyanın da etkisi var bunda.